tatlandım. Tekirdağ'ın üzümü salkım salkım, bir kız sevdim güzelinden aldandım. Hoyar selvi boylu da ben kısa kaldım, vay benim halime, bana yar olur sandım. Halk sofrası bu hafta Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin güzel köyü Yayla Göne'den merhaba diyor hepinize. Köyümüzün muhtarı yanımızda. Merhabalar muhtarım, tanıyalım sizi. Merhabalar, ben Yayla Göne Mahalle Muhtarı Akgül Öztürk. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Köyümüzü tanıyalım biraz. Evet, köyümüz eski bir köy. Burada eskiden Bulgarlar ve Rumlar yaşıyormuş. 1910'lu yıllarda buraya Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan göç ederek gelen Türk halkı yerleşmiş. Türkler burada köyümüze yerleşmişler. Hı hı. Ve köyümüzü oluşturmuşlar. Muhtarım, köyümüzde çok güzel bir yardımlaşma derneğimiz var. Bundan da biraz bilgi alalım sizden. Evet, köyümüze bu derneği ben muhtar olduğumda Mart ayının 30'unda yapılan yerel seçimlerde muhtar seçildim. Ondan sonra ilk işimiz köyümüzde yapacağımız faaliyetlere ön ayak olsun diye bir dernek kurmak oldu. Bu dernek bizim Yayla Göne Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğimiz. Bunun amacı köyümüzde yardımlaşmayı, dayanışmayı geliştirmek, hı hı, köyümüzü güzelleştirmek. Ne gibi faaliyetler yapıyoruz derneğimiz içerisinde? Derneğimizin içinde özellikle şu son yaptığımız projeyle, Nine Minkileri adlı projeyle ürünler yetiştiriyoruz, üretiyoruz. Bunları da doğal olarak kendi köyümüzde yetişen ürünlerden, kendi köyümüzün yumurtasından, kendi ineklerimizin sütünden, hı hı, yoğurdundan yapıyoruz ve bunların doğal olmasına gayret gösteriyoruz. Özellikle yerli tohumları kullanarak yerli üretim yapmaya çalışıyoruz. Halkımıza GDO'suz ürünler sunmak için bir çaba içindeyiz. Bunun için hem kendi köyümüzden iş ve aş için göç etmiş olan gençlerimize bu ürünleri sunuyoruz ve bunun haricinde de Malkara ilçemizdeki insanlarımıza, hatta bunu şimdi Trakya bölgesinde diğer illerimize de yaydık. İnternet üzerinden sipariş verildiğinde sağlıklı ürünler, sağlıklı ürünleri ulaştırabiliyoruz. İnternet üzerinden dediğim gibi İstanbul'a da gönderiyoruz, Bursa'ya da gönderiyoruz. Talep edilen her yere gönderebiliyoruz bu sağlıklı ürünleri. Sadece bayanlar çalışıyor burada. Yayla Göne köyünün hanımları, değil mi? Evet, bu özellikle hanımların üstlendiği bir proje. Bu yüzden de hanımlarımıza, köy hanımlarımıza böyle bir projeyi üstlendikleri için, gayret gösterdikleri için, özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar hem her zaman. Hem kendi aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar burada çalışarak. Hem de yörenin insanına buranın sağlıklı, tamamen bu yörede yetişen yiyeceklerini ulaştırıyorlar. Kaç kişi çalışıyor derneğimizde? 10 kişi çalışıyor şu anda. 10 hanım. Hı hı. 10 hanım çalışıyor. Hangi ürünleri yetiştiriyoruz? Şu anda özellikle doğal ürünlerimiz, salçamız var. Kendi köyümüzde yetişen biber ve domateslerden yapılmış. Hı hı. Bunları özellikle söylüyorum. Köyümüzde gene köyümüzün sütünden ve yoğurdundan yapılmış kuskuslarımız, taranamız, köy taranamız, köy ekmeğimiz, eriştemiz, yufkamız, pekmezimiz, turşumuz, köy sirkemiz. Oh, yok yok, sağlıklı halk sofrası yani, olarak tam bu noktaya geldik zaten biz de. Bunun evet, için buradayız. Birazdan şimdi içeride yapımını göreceğiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. O zaman vakit kaybetmeden içeri girelim mi? Girelim. Hadi bakalım. Nine Minkileri üretim tesisine geldik. Savaş kıyafetlerimizi giydik. Bone mone yok, değil mi? Yazmamızı taktık çünkü burası bir köy yerinin üretim tesisi. Güzel hanımlarımız burada hem aile bütçesine katkıda bulunuyorlar hem de yöresel ürünlerini satışa çıkartıyorlar. Şu anda kuskus yapımındayız. Ayşe ablamızdan öğreneceğiz. Nasılsın evet, ablacığım? Evet, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet. Kuskus yapıyoruz. Ben de kuskus yapımını, tarifini size vereyim. Evet, lütfen. Evet. Nasıl yapıyoruz şimdi? Biz sofralarda hemen bunu öyle haşlıyoruz falan. Kolay evet, ama yapım aşaması hiç öyle değil. Çok, çok zor. Çok zorluklu bir dönemden geçiyor, aşamadan geçiyor. Hı-hı. Sabahleyin kalktık geldik, bulgurumuzu döktük teknenin içine. Hı-hı. Şimdi tek tek tane tane, hı, sayalım önce malzemelerini. Neler var evet, içerisinde? İçerisinde yumurtalı süt, hı, bulgur, tuz,
Bu ince, şey, bulgur. İnce bulgur. Yumurta, süt, tuz, bir de tuz. Bir de un. Un, evet. Bitti. Evet, o kadar. Tamam. Ne koyuyoruz şimdi tahtamızın içine? Tahtamızın önce içine koyduk bulgurumuzu. İnce bulgurumuzu koyduk. İnce bulgurumuzu koyduk. Tuzlu suyla tuttuk mamam, pililerimizi tuttuk. Ne yaptık? Pililerimizi tuttuk. Piliç diyoruz onlara biz, küçükleri. Ha, küçükleri. Küçüklere piliç diyoruz onlara. Evet. Ondan sonra onları başlıyoruz, pirinçleri tuttuktan sonra yumurtalı sütle yavaş yavaş bir sefer su, bir sefer un, sallaya tuttuk sallaya. Tuttuk demek mi, kıvamı gelmesi tuttuk demek mi? Evet, yani evet, onları küçücük olacak olması tabii. Hmm. Evet, küçücük olması lazım. Çünkü bu böyle olamaz. Hmm. Ufacıktan sallaya sallaya, yani işlemi yapa yapa bu kıvama geliyor. Bir yani su koyuyoruz. Yani bu ince bulgur, evet, üzerine biraz yumurtayı, sütü dökünce, evet, unu da dökünce, evet, sallaya sallaya. Evet. Kıvamını evet alıyor. Evet. Bir yapalım, görelim. Evet. Nasıl böyle çalkalıyor musunuz? Böyle çalkalıyoruz başına böyle bunu. Dönüyor ama alışıkız. Alışıkız. Hem spor yapıyoruz hem de kuskus yapıyoruz böyle. Evet. Amca evet evde olsun kollarını. Evet. Akşam oluyor mu? Yok. Yok. Olmaz. Biz kendimizi böyle biliriz, yaparız. Ya burada kadınlar çalışkan. Çocuklarımız, öyle, çocuklarımız da sağlıklı bunu çok sevdikleri. Ben de çok bir seviyorum. Bir ürün diyor. Şimdi evet yine yumurtalı sütümüzü evet döküyoruz. Evet. Şimdi sallıyoruz onu. Hı-hı. Bir sağa bir sola. Çünkü un var, onu evet yutacak şimdi. Evet. Unu şimdi yutması için böyle ıslayoz onu. Hı-hı. Salladıktan sonra birkaç zaman. Ondan sonra unu koyuyoruz içine. Tekrar bir un sallıyoruz. Evet. Üstüne. Unu sallıyoruz. Bu sefer yine onları birbirine yapa yapa ıslak. Sallada, yuvarlak sallada, hale. Sallada. Yuvarlak hale geliyor işte böyle. Sonra bunun ölçüsünü de bu evet eleklerden geçireceğiz biraz da beraber, evet, değil mi? Evet. Eleğin altında kalanlar üst olmamış, üstünde kalanlar da kıvamını evet almış evet demek, onları da olmuş olarak ayırıyoruz. Evet, evet, öyle oluyor. Geldik kuskusun son aşamasına geldik. Son aşamasına. Kal bunun üstünde kalanlar olmuş demektir. Alta şimdi bunu kalan eleğe döktük. Evet. Eliyoruz. Evet. Alta düşenler daha olmamış evet aşaması devam edecek. Evet. Üste kalanlar olmuş tamam demek. Evet. Bunu böyle insanın kolu hakikaten sallaya, kopuyor sallaya yani. Ki. Sallaya sallaya. Ben bir yerde yanlışlık yapıyorum. Benim sallanmamam evet lazım değil mi? Sadece evet kolumun sallanması lazım. Böyle böyle yapıyoruz bunu böyle. Evet. Sen kendin sallanıyorsun. Kalburu sallamayacağım. Daha fazla efor evet sarf ediyorum. Heh. Oldu mu? Evet. Bu tamam. Bitti. Bu kadar. Şimdi pişmeye hazır. Hazır hale geldi. Kuruyacak. Bayağı da zormuş evet bunun aşaması. Size kolay gelsin. Sağ ol. Elinize sağlık. Yeğenlere, teşekkür ederiz. Yeğenlere de afiyet olsun. Afiyet olsun diyoruz. Ninenin evet kilerinde evet farklı ürünlerin yanına geçiyoruz. Geldik Nebahat ablamızın yanına. Ne yapıyoruz ablacığım? Burada ben fişek yapıyorum. Fişek kahvaltılık yapıyoruz. Kahvaltılık fişek. Evet. Veyahut da misafirimiz aniden geldiği zaman hı hemen bundan ıslatıp biraz içine ekşimini koyup misafire ikram edebiliyoruz. Şimdi bu detayları çok öğreneceğiz. Evet. İzleyenlerimiz fişeğin ne olduğunu bilmiyorlar. Ben hı-hı de bilmiyorum. Tabii. O yüzden şimdi sen bize hamurun içinde önce ne koyduk oradan hı başlayalım. Şimdi biz bu hamurun içine yumurta koyduk. Hı-hı. Maden suyu koyuyoruz. Tuz, un, su. Yumurta. Maden suyu. Maden suyu. Süt. Un, tuz. Tuz. Bu evet kadar. Maden suyu neden koyuyoruz? Maden ne suyu koyuyoruz böyle çıtır çıtır olması hmm için. Gevrek olması için diye. Evet. Tamam. Güzel sonra olur bunları güzelce yoğuruyoruz. Kıvama evet girene kadar tabii ki de kulak memesi kıvamında. Yani. Değil mi? Yani. O vazgeçilmez. Yani. Evet. Ve açıyoruz. Açı ince mi açacağız? Nasıl açacağız? İnce açmamız lazım. Hmm. Kalın olursa sert olur. Güzel yumuşamaz böyle ince açmamız lazım. Sonra kıvır kıvır olmasın. Saça mı gönderiyoruz? Ondan sonra böyle bu kıvama getirdiğimizde saça gönderiyoruz. Saçta pişiyor. Bitişim şöyle. Evet. Pişiyor hemen. Böyle onu katlayıp kıvama getiriyoruz. Böyle saklıyoruz. Sonra tekrar kurutup, bunda bir şey yapacağımız kurutup zaman saklıyoruz. Tekrar bir şey yapacağımız zaman ıslatıyoruz. Biraz ıslanıp duruyor. Kabardı mı, ıslandığını anladığımız mı, yumuşadığını. Arasına ekşimik, peynir, neyin varsa koyuyorsun. Ekşimik ne demek? Ekşimik kesik sütten veyahut da ayrandan, yoğurttan yapılan lor bir şey. Lor gibi bir şey herhalde. Evet, aynen. Aynen o şekilde. Neyin varsa ama peynir, neyin varsa. İsteyen ıspanaklısını yapsın. Evet, neyin varsa. Yapsın, isteyen
peynirisini, evet, ekşimiklisini. Doğru, böyle tavada. Sonra tekrar tavada pişiriyoruz. Bir kremi serviste gözleme gibi oluyor, evet, yani. Gözleme gibi oluyor. Çıtır çıtır. Evet, çok güzel oluyor. Mis gibi oluyor. Eline sağlık, teşekkür ederiz. Afiyet kolay olsun. Gelsin. Sağ ol. Bakalım canım, burada ne yapılıyormuş. Ablacığım seni de tanıyalım. Ben Neriman Piroğlu. Neriman ablacığım, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bir sesi mi kısık abla? Heyecandan mı kısıldı? Ses gitti. Benim ses mi gitti? Gitmedi. Ay. Ne yapıyoruz ablacığım? Ben gözleme yapıyorum. Gözleme. Gözleme hamuru açıyoruz. Gözleme, evet, hamuru. Hı. Çok güzel. Sen kaç yıldır çalışıyorsun burada? Biz ikinci yılımız oldu. İki yıldır burada çalışıyorsun. Evet. Öncesinde çalışıyor muydun? Yok, önceden çalışmıyordum. Şimdi burada hem aile bütçesine katkıda, evet, bulunuyorsun, evet, hem çalışma arkadaşlarınla güzel, evet, keyifli vakit, evet, evet, kakara fikiri, evet, bütünlüğünde, evet, hem sohbet bir yandan bir, evet, yandan çok güzel işleniyoruz. Çok güzel, ortam, çok güzel, dostluk, evet, bize, evet, çok sıcak karşıladılar, sağ olsunlar. Şimdi bahsedelim hamurunuzun içinde, hamurumuzun şimdi içinde ne var? Şimdi hamurumuzun içinde sütümüz var. Kendi ev sütümüz, hani doğal sütümüz, neyimizden sağlanmış. Burada zaten her şey doğal, değil mi? Katkısız. Evet, yok. Katkısız. Özelliği o bu test. Evet, ninemin kileri. Aynen öyle. Köy yumurtası, un, tuz işte yoğuruyoruz öyle. Kıvama, hı-hı, geldiği bunda zaman. Bunda soda yok. Bunda soda yok. Hı-hı. Hamurumuzu açıyoruz işte kıvama geldiği zaman yoğuruyoruz öyle. Bunda içerisinde istediğimiz mesela patates olur, ekşimik, işte ıspanak tarzı o tür, hı-hı, şeylerden koyup onu pişirebiliriz. Gözleme yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Saçta, evet, tavada. Evet, aynen neyde öyle istersek. Hı-hı. Önden peki bunu da bitişim pişiriyor muyuz? Şey i̇şte orada pişiriyoruz biraz. Biraz pişiriyoruz. Yani bir de kışlık biz bunları yapıyoruz. Hani kışın kurutup bekletiyoruz. Ne kadar bekler peki bu kuruyunca? Bir yıl bekler. Bir yıl bekler. Tabii, bekler. Bir yıl bekler. Evet. Peki kolay gelsin. Yan soframıza geçelim. Orada da bir erişte hazırlığı görüyoruz, tamam, hemen. Yeşim ablamızla birlikte eriştenin yapımını öğreneceğiz. Erişte yapıyoruz, evet, değil mi? Ha, yanlış bir şey söylemeyeyim. Doğru. Nasılsın ablacığım? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Benim gözlerim ne güzel öyle maşallah. Ay yandan da yeşil yeşil. Peki ablacığım eriştemizin malzemelerini sayalım. Eriştemizin içine, hı, köy sütümüz, köy yumurtamız, unumuz, tuzumuz. Yoğuruyoruz. Hı hı. Sonra açıyoruz. Açtıktan sonra kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra da... Şimdi ben evde erişte yapmak istiyorum kendim. Evde erişte yapmak istiyorsanız, hı, açıp beklettiğiniz zaman zaten onun kenarları kuruduğu zaman belli ediyor kendini. Sararıyor. Sonra onu çeviriyoruz. İki tarafını da kurutuyoruz tabii hamurumuzu. Şu kalınlıkta açıyoruz. Tabii. Değil mi? Şöyle kalınlığımız. Şu kalınlıkta. Evet. Sonra kuruyunca bunu böyle yol yol kesiyoruz. Hı hı. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da ince kıymaya kıyıyoruz. Bu böyle bekler, değil, evet, mi? Bunu tekrar kurutuyor onu muyuz kestikten tekrar, sonra? Yayıp güneşe kurutuyoruz. Falan mı seriyoruz? Güneşe seriyoruz. Hı. Evet. Güneşe seriyoruz. Bunların hepsi kuruyor. Hı hı. Sonra bunu makarna gibi zaten haşlıyoruz. Evet. Sen ne zamandır çalışıyorsun ablacığım burada? Grubumuz kurulduğundan beri. İki yıldır. Evet, buradayız. Buradasın. Hep birlikte arkadaşlarla hepimiz çocuk baştan çocuk beri. Tek oğlum var. Allah bağışlasın. O okuyor mu? Çalışıyor mu? Dışarıdan okuyor. Dışarıdan okuyor. Hı. Çok güzel. Sen burada aile bütçesine katkıda bulunmak, evet, için çalışıyorsun. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben elinize teşekkür sağlık ederim. Ablamızla birlikte ne yapacağız şimdi? Mamuka yapacağız. Mamuka yapıyoruz. Doğru söyledin mi? Mamuka. Evet, mamuka. Mamuka. Uzatarak söylüyorsunuz. Mamuka. Evet, aynen. Ablacığım ne var hamurun içinde? Hamurumuzun içinde yumurtamız var, yoğurdumuz var, kabartma tozumuz var. Un. Un. Tuz. Evet. Bitti bu kadar. Bu kadar. Aynen. Peki nasıl yapıyoruz? Hamurumuzu yoğurduk, kıvama, evet, geldi. Sonra... Yumuşak bir hamur, hı, tercih ediyoruz. Hı hı. Sonra şu şekli veriyoruz hamurumuza. Hı hı. İnce uzun şöyle açıyoruz. Evet. Bıçakla şöyle küçük kesiyoruz. Küçük şu boya gelene kadar kesiyoruz. Evet. Unlu. Unluyoruz birbirine, hı hı, değmesin, yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Evet. Ve sonra? Sonra da makarna. Bu bir makarna süzgecini çeşidi mi? Makarna, makarna gibi çeşidi, evet. Gibi bir şey. Bunu bizim annelerimiz, anneannelerimiz bayramlarda mutlaka yaparız. Tam bu bölgenin, bu yörenin dokusunu yansıtan bir yemek, yemeği, değil mi? Yöresel bir, evet, yemek. Yapalım ablacığım. Eleğin tersiyle, evet, elimizle şöyle bir şekil veriyoruz. Şöyle bir şekil veriyoruz ama bunun içinde de, evet, boşluk var. Hı-hı. Daha kolay, pişsin kolay diye pişmesini sağlıyor. Hı-hı. Şöyle, evet, bu böyle tek tek bayağı uğraştırıcı bir şey. Değil mi? Tane tane. Biraz. Peki pişimi nasıl oluyor? Pişimi de makarna gibi kaynak suya
Atıyoruz. Atıyoruz, pişiyor. Haşlananlar yukarı çıkıyor. Evet, çıkıyor. Onu alıyoruz. Yağlanıyor ondan sonra. Tereyağı. Evet, tereyağla. İsteğe göre, isterseniz öyle yiyebilirsiniz, isterseniz sarımsaklı yoğurtla yiyebilirsiniz. Hop, sarımsaklı yoğurt üstüne. Evet. Afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun. Bu kadar mı, bitti mi? Bu kadar, evet. Peki, eline sağlık, afiyet teşekkür olsun. Ederiz. Sağ olun. Biz kolay gelsin. Ederiz. Az önce gördüğümüz ürünlerin dışında farklı ürünler de hazırlıyor hanımlarımız. Önce ablamızı tanıyalım, sonra da ürünler hakkında bilgi alalım. Merhaba ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kader Eroğlu. Kader ablacığım, nasılsın? Teşekkürler, siz? Teşekkürler, sağ olun. Az önce gördük erişteler, kuskuslar, işte gözlemeler, hamur işleri yapılıyordu ama farklı ürünler de var. Evet. Bu ürünleri de tanıyalım, ninemin kilerinde neler yapılıyor? Tabii ki. Erik marmeleti var. Pancar pekmezi. İncir reçelimiz. Evet. Evet. Vişne reçeli. Yani bütün meyvelerden çilekler. Yapılan hepsi de bu köyde köyümüzde yetişen. Evet. Tarhanamız var burada. Evet. Kahvaltılık soslarımız, balımız, kendi ballarımız var. Çok evet. Güzel. Peki bu ürünlere izleyenlerimiz nereden ulaşabilirler? İnternet adresinden, Nineminkileri internet adresinden, Malkara Belediyesi'nin bize verdiği standımızdan. Fuarlardan, Tekirdağ'ın bütün etkinliklerini, Tekirdağ Belediyesi'nin bize sunduğu bütün etkinliklere katılıyoruz. Hı hı. Orada fuarlarda, etkinliklerde satışlarımız devam ediyor. O zaman biz de izleyenlerimize buradan seslenelim. Yayla Gönü köyünde yetişen, ürünlerden yapılan, burada hanımların doğal malzemelerden yaptıkları ürünlere ulaşmak isterseniz Ninemin Kileri internet adresinden, Malkara'da kurulan standlardan, fuarlardan ve panellerden ulaşabilirsiniz diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi teşekkür az önce yaptığımız yemeklerin tadına bakmaya geçelim, acıktık. Buyurun. Haydi bakalım. Marifetli ablalarımızla birlikte hazırladığımız yemekler sofraya geldi. Biz de oturduk. Malkara Belediye Başkanımız Ulaş Bey de yanımızda. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle ben bugün Malkara'da olduğunuz için, Yerli Gönül Mahallemizde olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun. Gerçekten bu projenin Nemin Kileri projesi geçmiş kültürümüzü, mirasımızı yaşatmak için, gelecek nesillerle kültürümüzü ve mirasımızı buluşturmak için bizler için çok önemliydi. Kalkınma Ajansı'nın ve derneğin ciddi bir desteği oldu bu projede. Hem ev hanımlarımızın aile ekonomisine olan katkılarını geliştirmek açısından, hem de üretime katılmaları açısından, hem de sağlıklı besinlerle hem Malkaralıları, hem sizleri, hem tüm hemşehrilerimizi buluşturması açısından bizim için çok önemliydi. Ben emeği geçen herkese, dernek yönetimimize, burada çalışan bayanlarımıza ve bu sunumu yapmamızı sağlayan sizlere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman biz çok acıktık hep birlikte. Bayağı saatlerdir burada uğraşıyoruz. Geçelim soframıza efendim. Halk sofrası devam ediyor. Buyurun efendim, afiyet olsun. Tekirdağ'ın üzümü salkım salkım, güzelinden bir kız sevdim, atlandım. Yayla Gönü köyünün muhteşem lezzetlerini tattık. Arkamda görmüş olduğunuz manzara da Sarı Polat Köyü'nün manzarası. Şimdi Sarı Polat Köyü'nün muhteşem lezzetleriyle tanışalım. Devam ediyoruz. Ben kısa kaldım, vay benim halime, bana yar olursan. O yar selvi boylu da ben kısa kaldım, vay benim halime. Yemeklerin yapılacağı evimize geldik ama yemeklere geçmeden önce
Sarı Polat Köyü hakkında Mehmet Ali amcamızdan bilgi alalım. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sizi gördük, daha iyi evet. olduk. Siz burada bayağı eskiymişsiniz, burada doğma büyüme. Ya biz tabii burada büyüdük. Evet. O yüzden sizden bilgi alalım. Biraz bahseder tabii. misiniz izleyenlerimize Sarı Polat Köyü'nden? Tabii. Köyümüz Bulgar Köyü olduğu için biz Yunanistan'dan ve Bulgaristan'dan gelme buraya. Tabii kaç yılında başlamış köy? 1912 yıllarında başlamış. 1927'ye kadar. Hı hı. En son birkaç aile Bulgaristan'dan gelenler de 1945 yılında son bulmuş. Tabii köyümüz eski adı Teslim. Teslim. Oluyor tabii. Hı. Teslim oluyor. Şimdi Teslim denmesinin sebebi burada Teslim Baba'nın bir türbesi var. Tabii eskiden kalma. Hı. Kalemiz var. Biz bu kaleler zaten doğu tarafta kalemiz. Hı hı. Eskiden sonra Osmanlı Devleti zamanında ilk yerleşim bölgesi olduğu için Trakya'nın da ilk yerleşim bölgelerinden bir tanesi burası. Hı hı. Tabii Teslim Baba'nın biz orada şey deriz, tarihte revanda dedikleri geliş geçiş yollarında at yetiştiren tabii Teslim Baba çiftliği kurulmuş. Tabii Yunanistan'dan bunlar gelme o zaman ama tabii biz de Yunanistan'dan aynı bölgeden geldiğimiz için biz şimdi köyümüze daha çok sahip çıkıyoruz. Hı hı. Tabii yöresel olarak Yunanistan'daki şu an akrabalarımız orada. Hı hı. Aynı şekilde törelerimiz de aynı. Değiş tokuşu oldu. Tabii böyle. Bu şekilde sürdürüyoruz. Hatta onlar geliyor. Biz gidiyoruz arada oraya. Taş evler gördük burada tabii, köyü gezerken. Tabii taş evlerimiz Bulgarlardan kalma dediğimiz. Ama bunun yanında esas binalar kerpiç eskiden. Hı hı. Tabii bu kerpiç binalardan bir iki tane kaldı. Onlar da bitmek üzere zaten. Ama şimdi köyümüze baktığımız zaman ne kadar evler böyle badana suvalı olsa da taş evler ne olmuş? İşlenmiş, üstü kapatılmış aslında. Evet. Ama dokusunu arada kaybediyor. Tabii gittikçe dokusunu. Biz de bunu önlemek için işte bir dernek kurduk ve bunun aşamasında bazı çalışmalarımız var. Tabii bu taş evlerin kalması bakımından, suva yapılmaması bakımından. Tabii proje ilerledikçe tabii daha çok köyümüz daha güzelleşecek. Peki biz buraya geldik Mehmet Ali amcacığım. Evet. Siz burada ne yersiniz, ne içersiniz? Tabii. Burayı anlatan özel bir yemek var mı? Evet. Şimdi bizim en meşhur yemeğimiz tabii bizim kültürümüzde Yunanistan'dan gelen kültür olarak ince akıtmamız. Hı hı. Ve bu ince akıtma genellikle kaz ve ördekle yaparız. Tabii mümkün İnce akıtma, kaz tabii. ve ördek eti. Tabii tabii. Ama bunun yanında tavuk etiyle de bazen yapabiliyoruz. Hı hı. Ve çok yani çevre tarafından tutuluyor. Şimdi biz tarımsal turizmde bunu da uyguluyoruz çünkü. Gelen misafirlerimiz beğeniyor. Çok yani çok memnunlar. Hatta böyle ısmarlama bile bazen yapılıyor ve gönderiyoruz. O tabii. zaman ne yapalım? Fazla vakit kaybetmeden yemeklere geçelim mi? Tabii geçelim. Acıkmaya tabii. başladık biraz. Tabii evet tabii. Teşekkür ederiz. Oldu, hadi geçelim, geçelim yemeklere. Hadi geçelim. Oyar selvi boyunda ben kısa kaldım. Vay benim halime. Bana yar olur sandın. Gülşen annemizle ve Zeynep annemizle meşhur yemeğimizi yapacağız şimdi. Ne yemeği yapıyoruz? İnce akıtmayı yapıyoruz. Anneciğim sen yapacaksın herhalde. Ha, ben yapıyorum. Tamam. Nasılsın önce, iyi misin? İyiyim hamdolsun. Şöyle güzel gözlerine İsmi. Bak kameraya görsünler. Yeşil gözlerini. İnce akıtmamızı yapıyoruz. Ne var şimdi içinde malzemelerini İçinde sayalım. Bu sadece su. İçine tuz atıyoruz, ununu koyuyoruz. Böyle un, cıvık su, bir hamur yapıyoruz buna. Akıtma. Şehirde akıtma. Bizim herkes yumurta evet. koyar ama bunda yumurta yok. Bunda yumurta yok. Sadece un, tuzu var içinde hafif. Yemek tuzu kadar o kadar. Kıvamı da böyle. Kıvamı da böyle cıvık oluyor. Evet. Bu bizim şimdi. Baş yemeğimizdi. Buranın en meşhur yemeği. En meşhur yemeği bu ince akıtması. İnce akıtma diyoruz buna. Bu kaz etiyle, ördek kaz etiyle yapılan. Kaz etiyle, ördek eti, tavuk eti, kaz eti, ne ördek bulursak? Eti, ne bulursak, hindi eti hepsinden oluyor. Yılbaşında. Yılbaşında, bilhassa özel yılbaşında, günlerde. Özel günlerimizde. Çok güzel. Görelim o zaman. Görüşelim. Odun ateşinde yapıyoruz şu anda. Odun ateşinde. Daha lezzetli olacak. Saçımızı odun ateşin üzerine koyduk. Akıtmamızı incecik, dar gibi. Değil mi? Kağıt gibi. Kağıt gibi böyle döküyoruz, yufka haline getiriyoruz.
Böyle yufka haline özel geldi. Burada tarihi bir mutfak gerecimiz de var. Onu bir göstersen anneciğim. Bunu şöyle. Mu? Ha, şunu bak böyle. Bu da böyle. Adı gelberi bunu. Gelberi. Gelberimizi. Böyle çekiyoruz ya. Ya onunla iyice saçın üzerine bunu sıvıyoruz. Sıvıyoruz ki incecik olsun diye. İncecik yapıyor bu. Şimdi bu pişecek. Şimdi pişecek bu. Çevireceğiz bunu. Bir taraf, iki taraflıya. Çevire. Sen bunu mısın anneciğim doğma büyüme? Ben doğma büyüme buralıyım. Buralısı. Kaç yaşındasın? 72. Maşallah. Cildin güzelliğine bak. Ha, bilmem. Güzel. Çok güzel. Beyni iyi bakmış amca. Ha, iyi bakar. İyi bakar amcalar. Bakarlar. Şimdi bu biraz pişince tersini çevireceğiz. Tersini çevireceğiz bunu. Alt yüz ettik mi? Bu asıl ham maddesi değil mi? Ham maddesi bu. Böyle. Bunu dileceğiz sonra böyle bıçakla küçük küçük göstereceğiz onu da. Tamam şimdi göstereceğiz sonra onları da. Gösteririz. Sonra tekrar işleme girecek. Etlerimizi dökeceğiz. Tamam bu pişe dursun arkasını da çevireceğiz. Akıtmamız pişti. Şimdi buraya aldık. Ne yapıyoruz şimdi? Bunu ilk önce bunu biz çocuklarımız sırada beklerler. Yemeğe geçmeden önce ilk önce evet çocuklarımıza ikram etmek amaçlı güzel tereyağı sürüp. Ben de çocuğum. Bana da bir tane o zaman. Göz taktı. Biz hepimiz böyle çocuklar kedi gibi yemek pişerken miyav miyav değil mi? Yemeğin başında. Böyle tereyağlayıp. Bol tereyağlı şöyle. Evet. Dürüm gibi. Böyle yiyeceğiz bunu. Tabii bunu böyle. Peynir de koysan olur. Domates de koysan olur. Ha, ilk önce bunu böyle çocuklarımıza verip. Şöyle ben onu alayım hemen. İkram ederiz. Ne? Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Daha sonra ince akıtmamızı tepsimizi almak için başka işleme geçeriz. Şimdi yemeğimizi devam ediyoruz. Akıtmalarımız pişti. Burada sağ olsunlar bizim için önceden hazırlamışlar borcama. İnce ince küçük küçük doğranmış. Şimdi ablamız bize nasıl yapıldığını gösterecek. Ablacığım nasıl yapıyoruz bu akıtmaları? Pişirişini size tarif ettik. Böyle 15-20 tane kadar pişiriyoruz. Düz bir zemine düzgün şekilde seriyoruz. 3-4 saat onları kurutmaya bırakıyoruz. Hemen yapmıyoruz. Yapmayacağız. Çünkü hamurlaşır tabii. 3-4 saat bırakıyoruz. Ondan sonra böyle üst üste toplayıp onları yufka şekli kuruduktan sonra. Bir önünü kurutuyoruz, bir arkasını kurutuyoruz. Evet, değiştiriyoruz. Yufka gibi oluyor. Yufka, evet, aynen yufka sonra gibi üst oluyor. Üst üste koyuyoruz. Üst üste koyup ince, onları ince. Böyle ince tepsimize kesip doğruyoruz. Ve bu hale geliyor. Şimdi üzerine birazdan tavuğumuzu da pişirip suyuyla birlikte dökeceğiz ve servise hazır hale gelecek. Doğru mu anlattım? Evet. Ben bildim bu işi. Artık öğrendim. Siz de öğrendiniz. İsterseniz yapabilirsiniz. Ocağımızın üstünde etlerimiz de pişiyor. Şimdi etleri de bakalım. Akıtmalarımızı dilimleyip borcamızı da koyduktan sonra işlem tabii devam ediyor. Ne yapıyoruz sonra? Biz bu akıtmaya ördek kullandık. Ördek eti. Evet. Ben hiç yemedim, ilk defa yiyeceğim. Evet, çok güzel olur. Ördek yağlı olursa hele. Etlerini ayrı doğruyorum. Kemiklerini ayrı tencereye doğrayıp, kemiklerini ayrı pişiriyorum. Tavuk. Kemiğinin de tadı geçecek. Kemiğini pişirip suyla kaynatıyoruz üzerine dökmek için. Etini de kuşbaşı doğrayıp kendi yağla, yetersiz olursa tereyağı ilave edip tekrar onu güzel böyle kavuruyoruz. Bol yağlı kavuruyoruz. Ondan sonra önce suyunu üzerine döküyoruz. Önce bu akıtmalarımızın üstüne suyunu döküyoruz. Üzerine haşladığımız kemiklerle haşlanmış olan etin üzerine döküyoruz. Ondan sonra bu yağlı kavurduğumuz eti üzerine döküyoruz.
servise hazırlıyoruz. Hazır, bitiyor ve afiyet diyeceğiz. Evet. Merakla bekliyorum. İnşallah. Şimdi göreceğiz hep İnşallah. Birlikte. Teşekkür İnşallah. Ederiz. Elinize İnşallah. Sağlık. Umarım beğenirsiniz. İnşallah. Geleneksel bir çorba yapıyoruz şimdi. Ne yapıyoruz? Ekmek aşı. Ekmek aşı çorbası. Ne malzemeler var içinde ablacığım? Soğan, un, salça, su. Bu kadar. Evet. Soğan, un, salça, Fakir su. Fakir çorbası. Eski nine çorbası. Fakir çorbası diyorlar evet, ama ha. menülerde Fransız çorbası olarak geçer. Fakat Fransızlar bu çorbayı buradan öğrenmişlerdi. Değil mi? Evet. Bizim Türk halkımız kilerlerinde ne malzeme varsa eğer onlardan bir yemekler üretmişler. Ninelerimiz, atalarımız ve tereyağı koyuyoruz. Yemekler icat etmişler. Şimdi koca bir kalıp tereyağımızı hakiki köy tereyağı ilave edip soğanımızı karamelize olana kadar karıştırıyoruz. Biraz da sıvı yağ koyduk içine, koyduk. Değil mi? Evet. Bu iyice karamelize olacak. Sonra unumuzu koyacağız. Unumuzu kavuracağız. Tamam. Soğanımız pembeleşti. Şimdi ununu ilave evet, ediyoruz. Evet. Şimdi un ilave ediyoruz. Şimdi biraz un... Göz kararı değil mi? Tabii. Ölçü veremiyoruz. Göz tabii. kararı. Artık yapa. Evet. Şöyle. Unla işimiz bitti mi? Tabii. Bitti. Şimdi o kavrulacak. Sonra evet. suyunu mu ilave edeceğiz? Tabii biraz salça koyup... Biraz suyunu. Salça koyacağız. Evet. Peki unun kıvamı nasıl olacak? Nasıl Şimdi alacağız? Onu da hafif bir pembeleşince, bir iki çevirdik mi olur? Hafif bir pembeleşinceye kadar. Karıştırıyoruz. Evet. Ve salçamız. Salçayı da siz mi yaptınız? Evet, ev salçası. Ne salçası? Biberle domates karışık. Karışık. Allah. Bir tadına bakabilirsiniz. Şöyle hemen kenarından. Bunu şimdi ekmeğe sürüp yemek vardı. Ama karnımı doyuramam. Birazdan muhteşem lezzetleri yiyeceğim. Salçamızı da koyduk. Evet. Güzelce şimdi, kavuruyoruz. Evet. Ve su. Tabii. Alayım mı suyu? Tabii. Şimdi yavaş yavaş suyunu ilave ediyoruz. Allah duman altında kaldık. Hepsini döküyor muyuz? Dök. Yavaş yavaş mı döküyoruz? Evet, dök. Yavaş yavaş suyunu döküyoruz. Tamam. Elim yandı bir yandan. Odun ateşinde evet, yemek pişirmek çok. Kolay değil. Sefasını da birazdan süreceğiz ama önce cefasını çekiyoruz değil mi? Yandık burada bacaklarımız. O suyu koysan. Melike kavurma. Biraz daha koyayım mı su? Biraz daha su. Bir yandan da çırpıyoruz topak topak olmasın içindeki un diye. Ben bunu hepsini Özellikle yıkıyorum. Özellikle soğuk su koyuyoruz. Sıcak su koyarsak topak olur. İzleyenlerimiz. Hmm. Özellikle soğuk su ilave ediyoruz. Çünkü sıcak su koyarsak topak Topaklanır. Olur. Evet. Size çorba yaparken aklınızda bulunsun. Şimdi bu kaynayana kadar karıştıracağız. Tabii. Tuz Aynen. döküyor muyuz? Tabii. Tuzumuzu da alalım. Şöyle sen ablacığım göz kararı. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi bir kez daha üstünden geçelim. Yaklaşık 3 baş soğanımızı küçük doğradık. Küçük sen doğradık. Anlat ablacığım. 3 baş soğanımızı küçük yemeklik soğan gibi doğradık. Onu güzel tereyağla biraz sıvı yağla kavurduk. Karamelize olana kadar. Koca bir kalıp tereyağıyla. Evet. Ondan sonra 4 çorba kaşığı kadar un koyduk. Onu kavurduk. 1 çorba kaşığı salça koyduk. Onu da ilave edip kavurduk. Biz domatesle biber salçasının karışılmışını koyduk ama sadece domatesle ya da sadece biberle de olur mu? Tabii domates salçası. Sadece biberle olmaz. Olmaz. Sadece domates olabilir. Domates gerekiyor. Evet. Evet. Sonra onları da bir güzel kavurduk. Kavurduktan sonra aldığı kadar soğuk su ilave ettik ve hiç durmadan çırpıyoruz ki topak Tabii. kalmasın, dağılsın diye. Ve kaynayınca pişecek. Bu şimdi kaynamaya mı bırakıyoruz? Evet. Bunu? Kaynamaya bırakıyoruz. Odun ateşimizde kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız pişerken biz de hanımlarla biraz sohbet edelim. Şu karşıki dağda lambalar yanar. Şu karşıki
dağda. Lambalar yanar, lambaların şavkına Fadime'm sevdiğim yazar. Lambaların şavkına Fadime'm sevdiğim yazar. Ailetmen beni, söyletme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepelerde Fadime'm bekletme beni. Alçak yüksek tepelerde Fadime'm bekletme beni. Kahve pişirir misin mavi limon, bana getirir misin? Aret benim yarime mavi limon, selam götürür misin? Aret benim yarime mavi limon, selam götürür. Yemeklerimiz pişti. Halil İbrahim soframız kuruldu. Güzeller güzeli bayanlarımız toplandı. Ama tabii biz iki çeşit yemek yaptık. Fakat sağ olsunlar hamarat ablalarımız, teyzelerimiz döktürmüşler bütün marifetlerini. Benim hepsinin ismini aklıma tutma gibi bir şansım yok. Öyle bir hafızam yok. O yüzden ablamızdan şimdi isimlerini alacağız. Bu da farklı lezzetleri de tanımak amacıyla. Buradan başlayalım ablacığım. İrmik helvamız. Evet. Kaşık un helvamız. Babaanne kurabiyesi yoğurtlu. Bulgur çöreğimiz. Bulgur çöreği. Bulgurlu çörek. Nohut yemeğimiz. Buğday salatamız. Buğday salatası. Bunu ince akıtmamız. Az önce yaptık ince evet. akıtmamız. Bulgur aşımız. Bulgur aşımız bu. Değil mi? Doğru evet, mu? Evet. Evet. Bu mantı yoğurtlumuz. Hı hı. Burada bir şey daha var. O keşkeğimiz. Keşkeğimiz. Düğün keşkeğimiz. Düğün yalnız keşkeği. O tatlıdır. Tuzlu değil. Bu bizde mu tatlı? Evet. Aşure gibi. Aşure gibi ama bizde düğün keşkeği olarak geçer. Değişik. Evet. Bu? Ot böreği. Ot böreği. Evet. Burada kabak, kabak bir şey böreği. Görüyorum. Bu tatlı. Evet. Tatlı. Evet. Şekerli biz, falan mı yapılıyor? Tabii tabii tabii. Biz tatlı yapıyoruz böreğimizi. Tamam. Burada keçi peynirlerimiz keçi var. Keçi peynir. Bunu evet. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Malkara bölgesinde süt ve süt ürünleri çok meşhur. Özellikle bu bölgede de Sarı Polat köyünde de keçi peyniri değil mi? Ve keçi evet, eti, keçi evet. sütü çok meşhur. Burada da değişik bir turşu görüyorum. Patlıcan turşusu mu? Evet, haşlayarak yapıyoruz. Çok haşlayarak, güzel. Haşlayarak, çiğden değil. Yok, değil. Tamam. Bol sarımsaklı. Oh, devam edelim. Burada, burada keçi yahnimiz. Keçi yahnisi. Evet. Keçi etinden. Keçi etinden, evet. Keçi yahnisi. Keçi yahnisi, değil mi? Evet, öyle diyoruz. O kulak yine... yoğurtlusu. Evet. Yaprak yalancı mantı, yalancı mantı. Yalancı mantı. Yalancı mantı. Evet. Yaprak, yaprak sarmamız. Yaprak sarması daha geçen gün rüyamda gördüm. Evet. Allah sevgili sevgili kuluymuşum. Orada da bir tatlımız daha var evet, en sonunda. Elmalı tart. Elmalı, elmalı tart. Evet. Bir de köy ekmeğimiz var. Köy ekmeğimiz. Un çorbamız. Ve un çorbamız. Ekmek aşımız. Ekmek aşımız. Şimdi ben bunun tadına bakacağım. Yemek yaparken de bahsetmiştik. Fransızların üstlendiği soğan çorbası halbuki Malkara bölgesinde Sarı Polat köyünde yapılan bir çorbadır. Bizden çalmışlardır değil mi? Eski ismi de testimiş. Buradan kulağıma bir ipucu geldi. Eski ismi testim çorbası. Ben şimdi hemen çorbanın tadına bakacağım ilk başta. Muhteşem. Soğanın bütün o karamelize lezzeti çorbanın içine geçmiş. Zaten çorbacıyım ben, çok severim. Bundan sonra favorilerim arasında taranadan sonra gelecek çorbadır. Soframız kuruldu. Biz şimdi hepsinin tadına bakacağız. Farklı lezzetlerle lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Afiyet olsun hanımlar. Buyurunuz. Size de afiyet olsun. Helal olsun. Yatma yeşil çimene, uyur uyanamazsın. Vermemeni ellere, görür dayanamazsın.
Ya alkış. Başka başka. Elmaya bak elmaya, param var mı almaya? Beni alıp gideceksin, evin var mı koymaya? Ya. Sorarlar adama, değil mi? Manici başı mısın, cebair taşı mısın? Sana bir mani söylesem ölünce taşır mısın? Ya.